Arkadaşlar merhabalar. Geçen videoda demiştim. Şimdi Enes'in yanına geldim. Sağ olsun Enes anahtar pilini ayarladı. Şimdi onu değiştirmeye geldik. Enes merhabalar kardeşim. Merhaba. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Skoda yazılım atarken uyarı vermişti pili değiştir diye. Onu değiştirmeye geldim. Enes'in yanına sağ olsun Enes de pili ayarladı. İki kumandanın da pilini değiştireceğim ama şimdilik İlk kumandamız bendeki kumandanın pilini değiştireceğim. Daha sonra eve gittiğim zaman da diğerini değiştireceğim. Bu zaten standart bildiğiniz VAK grubunun anahtarı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Passat'lar da var, Seat'lar da var. Hepsinde var. Şimdi şunu şöyle koyalım. Evet. Enes kardeşim bunu bir açalım. Arkadaşlar bunun pilini daha önce belki YouTube'da birçok kişi çekmiş olabilir de ben de çekip göstermek istedim sizlere. Şurayı aslında kesersin sen o zaman. Evet. Şu pilimiz dursun. Diğer demek için kullanırız. Bunu çıkartalım. Zaten bunu da değiştirmesi çok kolay. Bu niye böyle? İçinde şey mi var mı? Ha, bir daha iç içe yapmışlar herhalde. Kesilmesi lazım. Demek ki 3 senede bitiyor pilin ömrü. Enes. Evet, aynen. Yani araba 2017'de almıştık biz arabayı. 3 sene sonra Bu bitti. sene de iyi zaman. İyi yani iyi götürmüş. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın şimdi şunu burayı açıyoruz. Şimdi şöyle kaldıralım. Aynen. Pilimizi çıkarttık. Şöyle dursun o. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın. Şurasında bir çıkıntılar var buralarda. Burayı hafiften makas elimizde olduğu için onunla yapıyorum ben zaten. Gördüğünüz gibi çıt diye açılıyor. Buralar kalkıyor. Bunu da böyle çektiğimiz zaman otomatikman çıkmış oluyor. Şimdi burada hafif yine şunu kapatacağız. Bunu böyle hafif kaldıracak iğne gibi bir şey var mı Enes? Yani bıçağın ucuyla da olur. Enes bıçağı verdi bize. Sağ olsun. Şurada yay olduğu için böyle hemen pıt diye çıkıyor zaten. Fırlamasın diye de ben tuttum elimle. Görmüş olduğunuz Duracell pil. Şunu kaldırayım. Aynısı zaten. Şunu şu şekilde koyacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hafif bir bastıracaksınız. Görmüş olduğunuz gibi yuvaya oturdu. Ondan sonra bunu tekrardan açıp bu şekilde kapatıyoruz. Araç burada olmadığı için ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu şekilde pilimizi yerleştiriyoruz anahtarımıza. Arkadaşlar buranın neresi olduğunu söylemeyi unuttum size. Kusura bakmayın. Burası Enes benim arkadaşım. Merkez Davet Çakmak Plaza'da. Böyle kitaplar vesaire her türlü şey var. Kırtasiye malzemeleri. Yine Enes'kilin başka dükkanları da var zaten. Başka nerede vardı? Vilayet'in orada mı vardı Vilayetin orada var. Cemal Gürsel Caddesi'nde var. Enes? N11 sitesinde TR Kitap adı altında mağazamız var. Evet. Mesela bu tür araçla ilgili her şeyi oradan temin edebilirler. Pilleri işte vesaire bütün her Aynen. şeyi oradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Yani pil değiştirme konusunda nasıl yapılacağını birçok kişi bilir ama ben de çekmek istedim size göstermek istedim. Bu şekilde videoları beğenmeyi, abone olmayı kanala unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.